aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Ben Eski Akademi öğretmenlerinden Havalver Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf konusu olan zekat ve sadaka işleyeceğiz. Zekat ve sadaka konusuna başlamadan önce sizlerle İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmayı verdiği önemden bahsedelim. Paylaşmak ve yardımlaşmak herhangi bir şeyi başkalarıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katılmak, birbirinin sevinç ve üzüntüsüne ortak olmak demektir. İnsan toplumsal bir varlıktır arkadaşlar. Hiç kimse tek başına yaşayamaz. Bu insan için doğuştan gelen bir özelliktir. Toplumsal yaşamla birlikte iş yapmayı, paylaşma ve yardımlaşmayı gerektirir. Toplumsal bir varlık olmasının yanı sıra insanın doğasında paylaşmak ve yardımlaşmak gibi özellikler vardır arkadaşlar. İslam maddi ve manevi paylaşma ve yardımlaşmaya önem veren bir dindir arkadaşlar. Çünkü İslam insanların mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını amaçlar. Kur'an-ı Kerim'de iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın buyuruyor. Maide suresi 2. ayet. Gibi pek çok ayette İyiliğin bir parçası ve iyiliğe ulaşmanın yollarından biri olarak paylaşma ve yardımlaşmayı emredilir. Bir ayette de şöyle buyruluyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ali İmran suresi 92. ayet. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemin en güzel örneği Mekke'den Medine'ye hicret eden mühacirlerle Medineli Müslümanlar yani ensar arasında gerçekleşen kardeşlik dayanışmasıdır. Bu tarihte benzeri görülmemiş bir dayanışma ve paylaşma örneğidir arkadaşlar. Medineli sahabiler sadece inançlarından dolayı her şeyi bırakarak Mekke'yi terk etmek zorunda kalan Mekkeli muhacirleri ile bütün imkanları paylaşmışlar. Bundan dolayı da ensar yani yardım edenler adını almışlardır arkadaşlar. Bu yardımlaşmanın temeli mal ve zenginliği değil, iman ve gönül zenginliğine dayanır arkadaşlar. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmanın özü bu uygulamada somut bir şekilde görülmektedir. Evet arkadaşlar, sizlerle İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden bahsettikten sonra şimdi konumuz olan zekat ve sadakaya giriş yapalım. İlk önce zekattan başlayalım. Zekat, Artma, arınma, çoğalma, bereket anlamlarına gelir. Zekat mal ile yapılan bir ibadettir arkadaşlar. Hicretin ikinci senesinde Medine'de farz kılınmıştır. İslam paylaşmayı imanla bütünleştirerek zekat vermeyi İslam'ın temel şartları bir hale getirir. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın, zekat verin buyuruyor. Bakara suresi 43. ayetinde gibi pek çok ayette zekatın farz olduğu bize bildiriliyor. Zekat, İslam dinine göre zengin sayılan, malları nisap miktarına ulaşmış, gereken şartları sağlayan Müslümanların mallarının bir bölümünü Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine dağıtmasıdır arkadaşlar. Şimdi ben daha demin bahsettiklerimden sonra Zekat mal ile yapılan bir ibadettir arkadaşlar. Hicretin ikinci yılı farz kılınmıştır ve İslam'ın beş şartından biridir. Şimdi ben bu maddeleri aldıktan sonra burada size bahsettiğim tanımda nisap miktarından bahsettik. Şimdi gelin sizlerle nisap miktarı yani nisap ne demektir öğrenelim. Nisap kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaçlarını yani yeme, içme, barınma, sağlık, eğitim, yolculuk dışında en az 85 gram altın ya da onun değerinde mala veya zinet eşyaya sahip olmaktır. Şimdi arkadaşlar maddi varlığı bir baraj olarak düşünürsek nisap o barajın en üst seviyesidir. Barajı aşar miktarda mala sahip olmak o barajı taşırır. Yani o birey zekat vermekle yükümlü hale gelir arkadaşlar. Şimdi biz zekattan bahsettikten sonra bu zekat kimlere verilir? Nasıl verilir? Kimler zekat vermelidir? Bunları gelin başlık altında inceleyelim. Zekat kimlere verilir? İslam dininde zekat verilecek kimseler Tevbe suresi 60. ayette belirlenmiştir. İlgili ayette şöyle buyrulur. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış yolcular içindir. Şimdi arkadaşlar, Tevbe suresindeki 60. ayetindeki zekat verilecek 8 grup şunlardır. Gelin biz bunları inceleyelim. Yoksullar. Yoksullar temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak bir geliri sahip olmayanlardır. Düşkünler hiçbir geliri ve malı olmayan yoksul kişilerdir. Borçlular. Zorunlu ihtiyacını karşılamak için borçlanmış. Bakın arkadaşlar. Zorunlu ihtiyacını karşılamak için borçlanmış. Ödeme zorluğu çeken kimselerdir. Zekat toplamakla görevli memurlar. Eskiden bu işte görevlerinden mevlular bulunurdu arkadaşlar. Bunların maaşları da toplanan zekatlardan verilirdi. Kalpleri Müslümanlığa ısındırmak istenenler. Yani Müslüman olmaya yatkın olanlara da biz zekat verebiliyoruz. Köleler. Eskiden savaşlarda esir olanlar belli bir para karşılığı özgürlüğe geri alınırdı arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde zekat verilirdi. Allah yolunda çalışanlar. Allah yolunda çalışanlar arkadaşlar maddi sıkıntı çeken yolcular, bilginler ve bunlara benzer kimselere biz zekat verebiliyoruz. Yolda kalmış parasız yolcular. Parası bitmiş, yolda kalmış kimseler de evlerinde dönebilmeleri için zekat verilir arkadaşlar. Evet, şimdi zekat kimlere verilir öğrendiğimize göre biz zekatı verecek kişinin hangi özelliklere sahip olduğunu, yani Vermekle yükümlü olan kişilere bahsedelim isterseniz. Bunlar Müslüman olmalı, akıllı olmalı, ergenlik çağına ulaşmış olmalı. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 85 gram altın ya da onun değerine mala sahip olmak arkadaşlar. Ödeyemeyeceği ya da zekatı tabi olan malın o baştan daha düşük olması gibi özelliklere sahip olanlar, zekat vermekte yükümlüdür arkadaşlar. Şimdi zekat vermekte yükümlü olanları da öğrendik. Gelelim zekat verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Bu önemli arkadaşlar. Biz zekat verirken o malın ya da paranın zekat olduğu niyetiyle verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Zekat verilen kişiye onun zekat olduğunu belirtmek şart değildir. Mümkün oldukça gizli bir şekilde zekat verilmelidir. Yani arkadaşlar sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Sadakaları yani zekatları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakara suresi 271. ayet. Zekat verilen kişi hiçbir şekilde incitilip küçük düşürülmemeli, onuru zedelenmemelidir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Duha suresi 8 ve 10. ayet. Arkadaşlar zekat verilirken öncelikle yakın akrabayı gözetilir yakın komşu ve arkadaşlar tercih edilmelidir. Tabi maddi sıkıntı çekiyorsa tercih edilmelidir. Şimdi zekat verilirken dikkat edilmesi gereken hususları da inceledik. Peki zekat nelerden verilir? Zekat, bir malın zekatını verebilmeniz için o malın ihtiyaç fazlası gelir getiren cinsten ve üzerinden bir kameri yani ay yıl geçmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre Zekatı verilmesi gereken mallar şunlardır. 1. Koyun, keçi gibi küçük baş hayvanlar ve sığır, manda ve deve gibi büyük baş hayvanlar. 2. Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler. 3. Toprak ürünleri. 4. Ticaret malları. Şimdi biz bu 4 maddeyi arkadaşlar gelin başlık altında inceleyelim. Hayvanların zekatı. Hayvanların zekatı arkadaşlar üretmek, süt veya yün almak maksadıyla beslenen ve yılın yarıdan fazlasını otlaklarda geçiren koyun, keçi, sığır, manda ve develer sayı nisap miktarına, nisap miktarına ulaştıkları takdirde zekata tabi olurlar arkadaşlar. Bu hayvanların nisabı ve zekat oranı ise şöyledir. Koyun ve keçinin zekatı 40'ta 1'dir arkadaşlar. Sığır ve manda gibi büyük baş hayvanların zekatı da 30'da birdir. Ve arkadaşlar 5 deve için bir koyun veya keçi zekat olarak veriliyor arkadaşlar. Şimdi hayvanların zekatı bu şekilde. Gelelim altın, gümüş, nakit para, ticaret malları ve menkul değerlerin zekatına. Altın, gümüş veya ticaret malları açısından zengin olanlar bunları parasal değerlerinin 40'ta birini zekat olarak verirler. Altın ve gümüş dışında ticaret için olmayan inci, zümrüt ve elmas gibi süt eşyaları için zekat verilmez arkadaşlar. Nakit parası olanlar için de oran 40'ta 1'dir. Mevcut para tek başına nisap miktarını bulmazsa varsa altın ve ticaret malları ile birleştirilir. Ve hepsinin toplamı nisap miktarı bulunursa zekatları verilir çeşitli şirket ve gruplar tarafından çıkarılan menkul kıymetler borsasında alınan, satılan hisse senetleri ticaret malı gibi olduğundan bunların değerleri üzerinden zekat veriliyor arkadaşlar. Şimdi ben altın, gümüş, nakit para ve ticaret malları, menkul değerleri işte bunların zekatını bu kısımda öğrendik arkadaşlar. Şimdi gelelim toprak ürünlerinin zekatına. Toprak ürünlerinin zekatı arkadaşlar yağmur veya ırmak suyuyla sulanan toprak ürünlerinin zekatı onda bir. Masraf yapılarak sulananlar ise 21 orandadır. Zekat verilen diğer malların üzerinden bir yıl geçmesi şart aranırken toprak ürünlerinin zekatı hasat döneminde verilir arkadaşlar. Toplumumuzda toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denirdi. Zekatı ödenecek mal hangi cisten olursa olsun zekatı kendisinden verilebileceği gibi değeri üzerinden de kıymet itibariyle de verilebilir. Ödeme şartı zekat verinin isteğine de bağlıdır. Ancak fakirin yararını olanın tercih edilmesi daha uygundur. Evet arkadaşlar. Şimdi zekat konusunu işledikten sonra ben sadaka konusuna geçiyorum. Sadaka konumuzun başlığı yardımlaşma ve dayanışma yolu olarak sadaka. Hadi gelin şimdi sizlerle beraber sadakayı inceleyelim. Sadaka İslam dininde paylaşma ve yardımlaşmanın yollarından biri olarak da sadaka vermektir. Sadaka bir kişinin kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için fakir ve muhtaçlara verdiği maddi yardımdır. Maddi olan sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Kişi istediği zaman ve istediği miktarda sadaka verebilir. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması gerekmez arkadaşlar. Bu yüzden sadaka zekattan daha kapsamlı bir yardım şeklidir. Zekat sadakanın farz olan kısmına deniyor aslında arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetinde inananlara sadaka vermeleri öğütlenir. Bir ayette şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizi için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Bakara suresi 267. ayet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her insanın sadaka vermesi gerekir. Sadaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi her iyilik güzel iş birer sadakadır. Hadisinde buyurduğu gibi maddi yardımların yanı sıra ibadet niyetiyle de yapılan her türlü iyiliğe güzel ve yararlı iş ve davranışlara denir arkadaşlar. Örneğin İslam'da bir hastayı ziyaret etmek, birine güler yüzle selam vermek, otobüste yaşlı bir insana yer vermek, Yaşlı bir insanı karşıdan karşıya geçirmek, birine gönül alıcı, güzel bir söz söylemek birer sadakadır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisinde geniş anlamlarla sadakayı örnekler verilir. Örneğin bir hadisinde şöyle buyrulur. Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasına düzeltmek sadakadır bir kimseyi kaldırarak hayvanına bindirmesi, yardımcı olması veya eşyaların ona yüklemesi birer sadakadır arkadaşlar. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığınız her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak sadakadır arkadaşlar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam vermenin, çevresindeki insanlara güler yüzü davranmanın, kaybolan birine yol tarifinin, ve iyi göremeyen birine rehberlik etmenin, kişinin ailesi için yaptığı harcamaların ve bunlara benzer şeylerin sadaka kapsamında olduğunu bildirir. Buna göre kişinin insanlar, hayvanlar, doğal ve sosyal çevresinin yaptığı her türlü iyilik, Lütuf ve ihsan sadaka kapsamındadır arkadaşlar. Bazı sadakalar kişi öldükten sonra da ona sevap kazandırmaya devam eder arkadaşlar. Bunlara Sadakayı cariye denir. Kesintisiz bir şekilde sürüpten ve devam eden sadakalar demektir arkadaşlar bu. Bir hadiste sürekli sevap kaynağı olan güzel işler şöyle belirtilir. Adem oğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bunun dışındadır arkadaşlar. Kesintisiz sadaka yani sadakayı cariye meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim, talebe, eser bırakanlar, ve kendisine hayır dua eden, hayırlı çocuklar yetiştirenler. Bunlara yapan kişiler öldükten sonra da sevap kazanmaya arkadaşlar devam eder. Sadakaların içinde en çok bilinen ise fıtır sadakasıdır arkadaşlar. Fıtır sadakasına halk arasında fitre de denir. Dinen zengin sayılan bir Müslümanın fitre vermesi vaciptir. Fitre zekat gibi yılda bir kez verilir arkadaşlar. Fitre verirken niyet edilir. Miktarı bir kişinin günlük gıda gereksinimi kadardır. Fitre vermeye en yakınızdaki ihtiyaç sahiplerinden başlanır arkadaşlar. Fitre en küçük çocuklar da dahil evde yaşayan herkes için ayrı ayrı verilir arkadaşlar. Çocukların fitrelerini anne babalarına verirler. Fitre Ramazan ayında veriliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle sadaka taşlarından bahsetmek istiyorum. İslam dini hali vakti yerinde olanların fakirlere sağ elin verdiğiniz sol elin haberi olmayacak şekilde yardım etmelerini emreder. Yardımların gizlice verilmesi, yardım alanların da rencide edilmemesi açısından son derece önemlidir. İşte eskiden en gözde batmayan yardım çeşitlerinden biri de sadaka taşlarını kullanarak yardımlardandı. Sadaka taşlarının en üst kısmında ortasında çanağa benzer bir oyuk açılırdı. Gizlice sadaka vermek isteyenler parayı buraya bırakırlardı. Taşların yanında tepilere rahatça ulaşabilmeleri için birkaç basamak konulurdu. Sadaka taşlarına gelenler kimi bu taşlara para koymak, kim de para almak için gelirdi. Allah'tan başka kimse bunu bilmez idi. İslam dininde sadaka vermek ibadettir arkadaşlar. Onun için bu ibadeti yapanlar ödüllendirilecektir. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulur. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar var ya işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ashab suresi 35. ayet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Kıyamet günü müminin gölgesi onu koruyacak şey sadakadır. Evet arkadaşlar şimdi zekat ve sadakadan bahsettik. Şimdi gelin sizlerle zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarından bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'de onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka zekat al. Tevbe suresi 103. ayet. Ayetinde de ifade edilen zekat ve sadaka inananları hem bireysel hem de toplumsal açıdan arındırır. Dolayısıyla İslam dini bir ibadet olarak zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal pek çok yararı vardır arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle bireysel ve toplumsal yararlarından başlık altında inceleyelim. Bireysel faydalar İnsanın yaratılışına sahip olduğu özelliklerden biri de yardımlaşma ve paylaşma duygusudur arkadaşlar. Zekat ve sadaka ibadeti, insanın yaratılışında var olan bu duyguyu açığa çıkaran, harekete geçiren ve geliştiren bir işleve sahiptir. Kişiye elinde bulunan imkanların Allah tarafından verildiği bilincini kazandırır. Zekat ve sadaka veren kimse Allah'ın kendisine emanet olarak vermiş olduğu mal ve servetin şükrünü yerine getirmiş olur. Böylece Allah'a karşı görevini yerine getirmek, getirmekten dolayı vicdanı rahatlar. Mutluluğa ve huzura kavuşur. Diğer taraftan sevindirdiği yoksunun duasını almanın ve onun sevindirmenin mutluluğu ise bir Müslüman için büyük bir kazanç vesilesidir. İnsana gönül zenginliği, ruh yüceliği, şefkat, merhamet ve cömertlik duygusu kazandırır. Kişi zekat ve sadakasını vererek malını temizlemiş olur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde zekat ve sadakanın malı eksiltmeyeceğini, aksine bereketlendireceğini belirtilir. Bu güvence, zekat ve sadakasını veren Müslüman için ayrı bir huzur kaynağı olur arkadaşlar. Toplumsal faydaları, toplumsal faydaları sağlıklı bir toplumsal yaşam için paylaşma ve yardımlaşma bilinci son derece önemlidir. Paylaşma bilinci oluşmamış bir toplumda bencillik egemen olur. Bencilliğin egemen olduğu bir yerde ise ister istemez çatışmalar başlar. Bu durum toplumsal huzursuzluğa yol açar. Bu tür çatışmalar kanuni düzenlemelerle bir ölçüde önlense de kanun denetiminde ulaşmadığı alanlarda çok acımasız bir şekilde kendini gösterebilir. İşte zekat ve sadakanın toplumsal açıdan en önemli faydası toplumda bencillik anlayışının yerine paylaşma bilincine egemen olmasını sağlayan potansiyel çekişmeleri önlemeye katkıda bulunmasıdır arkadaşlar. Zekat ve sadakanın işlerlik kazandığı toplumlarda cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. Toplumda yardımlaşma duyguları güçlenir. Mal ve servet düşmanlığı azalır. Güven ortamı meydana gelir. İnsanlar birbirini sever, sayar ve böylece toplumda huzur ve mutluluk sağlanmış olur. Zekat nedeniyle paranın ve servetin belli kimselerin elinde toplanması önlenir. Ekonomik denge ve eşitlik paylaşım sağlanmış olur arkadaşlar. İslam'a göre bir kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlarını o toplumdaki ilgili kişiler tarafından giderilip karşılanması gerekir. Çünkü fakirliğin kontrol altına alındığı toplumlarda huzur ve güven ortamı oluşur. Onun için İslam dini fakirlik konusunda bazı önlemler almıştır arkadaşlar. Buna ise İslam'da en gelen anlamda infak kavramıyla ifade edilir. İnfak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin kendisine verilen mallarını şükrünün bir göstergesi olarak malının harcanması, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunması demektir arkadaşlar. İnfak kavramı, zekat ve gönüllü olarak yapılan her türlü sadakayı ve hayır içerir. İslam dininde infaka çok güçlü bir özendirme vardır. Bunun yalnızca sözde ve kişilerin isteğine bağlı kalmaması için İslam dini zenginlere zorunlu zekat yükümlülüğü getirerek adeta toplumda sosyal yardımlaşmayı sistemleştirmiştir. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle zekat ve sadaka konusunu işledik. Gelin sizler için hazırlamış olduğum sorulara çözelim. Bu ayet aşağıdaki soruların hangisinin cevabıdır? Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaları toplamakla görevli olanlar, kalpleri kazandırılacak olanlar Azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar için işte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Tevbe suresi 60. ayet. Evet. A şıkkı. Kimler zekat verir? Şimdi arkadaşlar, burada biz yoksullardan düşkünlerden bahsediyoruz. Yoksullar düşkünler zekat verebiliyor muydu? Hayır. O yüzden A şıkkını ediyoruz. Zekatı kimlere verilir? Hmm. Bu biraz kalsın bunu biraz düşünelim. C şıkkı. Nelerden zekat verilir? Ben burada arkadaşlar yoksulluktan, düşkünlükten bahsediyorum. Ama nelerden verilir? Topraktan bahsetmiyorum. Mallardan bahsetmiyorum. O yüzden C şıkkını da elerim. Zekat ne zaman verilir? Hmm. Ben burada bir zaman diliminden bahsetmiyorum arkadaşlar. Ama B şıkkındaki zekat kimlere verilir kısmında Yoksullar, düşkünler, sadak, e, top, sadakaların toplandığı görevli olanlar, kalpleri kazandırıla çok olanlar. işte biz bunlara zekat verebiliyoruz. Yani biz Tevbe suresi 60. ayetten bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden şıkkımız B şıkkı. Aşağıdakiler hadislerden hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır? A. Sadaka vermekle mal eksilmez. Evet bu Kişiyi özendirmek için kullanılan, yani sadaka vermesini teşvik etmek için kullanılan bir sözdür. Ama faydasından bahsetmiyor. B. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Burada zaten sadakayı verirken bizim uymamız gereken, karşı tarafı incitmememiz gereken ya da işte bunu etrafa yazmamamız için söylenen, yapmamız gereken bir husustur. Bu da faydasından bahsetmiyor. C. Şıkkı. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç... Fazlası maldan verilendir. Burada da arkadaşlar sadakanın e, neyden verilmesi gerektiğinden bahsediyor. D şıkkı. Su ateşi söndürdüğü gibi sadakada kötülükleri söndürür. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben burada faydasından bahsedebilirim. Vurgulanıyor çünkü. Su nasıl ateşi söndürüyorsa sadakada benim kötülüklerimi söndürüyor. O yüzden biz burada sadakanın faydasını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden D şıkkı. Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Kalıcı hayır işleri, faydalanan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Şimdi arkadaşlar daha demin konu anlatırken bahsetmiştik. Bir kişi öldüğünde eğer amel defteri kapanmıyorsa e, bunlara biz ne diyorduk? Sadakayı cariye. Yani biz amel defteri kapanmayıp sevap işlemeye devam ettiği hususlardaki devam eden kişilerin aslında sadakayı cari ediyoruz arkadaşlar sadakalara. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez? Yalnızca Allah rızasını gözeterek karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi ve manevi iyiliğe sadaka denir. Hmm. Gelin şimdi bunları bakalım şıklarda. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez? Hastaları ziyaret etmek. Neydi arkadaşlar? Biz bunu sadaka olarak alıyorduk. Odobüste yaşlara yer vermek. A aynı şekilde bir sadakadır. C işlerin maaşını vaktinde ödemek. Bu birazcık kalsın bunun üzerine bir konuşalım. Sokak hayvanlarına yiyecek vermek. Aynı şekilde sadakadır arkadaşlar. Ama C şıkkınlık işlerin maaşını vaktinde ödemek bu bir vazifedir. O yüzden biz burada C şıkkını alıyoruz arkadaşlar. Bu metne göre budama işlemi faydaları ile zekat ibadeti aşağıdaki sonuçlardan hangisine benzetmektedir? Meyve ağaçlarının budama zamanıydı. Babama yardım eden Ömer merakla sordu. Baba dalları neden kesiyorsun? Yazık değil mi? Baba oğluna gülümseyerek şöyle dedi. Budama işlemi ağaçlarımızdan daha iyi gelişmesi ve verimli artması için kullandığımız bir yöntemdir. Şöyle ki kestiğimiz yerlerden yeni dağlar çıkar, zamanla büyür, güçleşir. Bu sayede ağaçlarımızdan daha da çok ürün alabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben burada ne görüyorum? Malı bereketlendirmesi. Evet. İnsanın iç huzurunun artması. Birazcık kalabilir. Toplumsal barışa katkı sağlaması toplumdaki gelir ve dağılımın dengelenmesi. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapıyorum? Ne demiştir? Benzeşmektedir. Şimdi ben burada ne gördüm arkadaşlar? Ben zekat verdikçe malım bereketlendiriyor. O yüzden İç huzurunu arttırması, toplumda barışa katkı sağlaması, toplumda gelir dağılımı sağlaması aslında bu paragrafta olan şey değil de bu paragrafta olan aslında arkadaşlar malın bereketlendirilmesi. Yani A Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisine mesajı da öğütlemektedir? Osmanlı ve Selçuklu döneminde şehirlerin belirli noktalarında konan sadaka taşları İslam dininin insanlar arasında gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesinde konan silindir şeklindeki bu taşın en üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkanı olan insanlar bu oyya bıraktıkları sadakalarla yoksullara ve onları rencide etmeden el uzatırdı. Şimdi bakalım. A şıkkında sadaka malı bereketlendirir. Burada ondan bahsetmiyor. B. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Bu birazcık kalsın. C. Rızkını bol olmasını isteyen sadaka versin. Burada ondan bahsetmiyor. D şıkkı, sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Mm -mm. Burada ne bahsediyor arkadaşlar? Sadaka taşlarından bahsediyor ve gizlilikten bahsediyor. Yani biz diyoruz ki sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Yani A şıkkı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.